29 Aralık 2019 tarihimiz. Şimdi ustamızla bir hasbihal edeceğiz. Ama önce burada ne olduğunu bir izah etsek daha iyi olur. Arkadaşlar biz bütün bu açık teraslara PVC membran uygulaması yaptık. Güneş dayanımı olmayan bir membrandı bu. Haliyle bunun üzerine de su izolasyonudur, işte betondur, seramiktir, bu uygulamaları yaptık. Yani onu korumaya da aldık. Güneşle herhangi bir muhatabı kalmadı. Nere gibi? Şu aşağısı gibi. Aynen burası gibi. Orayı korumaya almıştık. Lakin 1,5 yıldan sonra bizim şurası asansörün duman bacasının olduğu bölümdür. Buradan aşağıya su vermeye başladı. Yağmur arttığı zaman diğerinden vermeye başladı. Benim tahminim süzgecin olduğu bölgelerden aldığını düşünüyordum. Şimdi ustamızla bu konu üzerine biraz ben konuşmak istiyorum. Biraz ona da bazı sorularım da olacak. Onu da konuşmak istiyorum. Bakalım hatalarımız neler olabilirmiş? Nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Bunları bir öğrenelim. Ben ustalarımı nereden buldum onu da söylemek istiyorum. Bizim daha evvelki yaptığımız PVC membran uygulamasının doğrudur, yanlıştır, nasıl olduğunu tartışırken bir arkadaşımız yorumlara müdahil oldu. Geç de olsa müdahil oldu ve bu işin böyle yapılmayacağını, işte şöyle şöyle yapılacak şeklinde bazı yorumlarda, katkılarda bulundu. Hatta ufak da bir tartışma da yaşadık aramızda ama sonrasında beni iyi anladı ve yani faydalı olmaya çalıştığımızı anladı diyelim daha doğrusu. Ve bu şekilde de kendisiyle samimi bir iletişim kurduk. Şimdi de onun yine aracılığı ile bu işlerimizi yapıyoruz. İsa ustamız da Selim Bey'in işlerini yapan arkadaşımız. Ustam kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim. Yakasında mikrofonu var. Evet. Sesimiz net bir şekilde duyulacaktır. Bakın sadece iş bölümünü kaynatmıyor. Aynı zamanda dışarıya gelen bu bölümlerinde de izleri kaybediyor. Olabildiğince onları yok etmeye çalışıyor. Ustam onu yapmak zorunda mıyız? Aslında zorunda değiliz abicim de. Garanti olmasa amaçlından şu kenarlar erittikten sonra aslında bunlar açıklık değildir. Bunlar alttaki malzemenin, siyah malzemenin eritimi. Yani erimiş halidir. Ben sadece bunu kendi şahsım şeyine olarak buralar daha şey olsun diye, yani garanti olsun diye bir açıklık maçıklık belki dalgınlıkla unutulan bir yer vardır diye. Bu şekilde ezersem hem o hatamı görmüş olurum hem de açık olan yeri kapatmış olurum. Sen burayı dikişli olarak mı kaynatmıştın şurayı yoksa elle mi? Burası elle kaynatıldı. Orası elle kaynadı. Robot dikişlerimiz yan taraftadır. Şunlardır robot dikişlerimiz. Bunlar arada detaylar olduğu için mecbur elle kaynattım bunlar. Evet. Bu şekilde. Zaten şuralarda da göründüğü gibi buralara da parçalar gelecektir. Ki kaynata kaynata bu şekilde döndük. Etrafını dolandık. Evet, peki bir şey soracağım sana İsa ustam. Buradan aşağı şu anda su yok ama sular inmiş. Evet. Islak olan bölümlerin mastiğini nasıl çekeceksin? İlla ki inen yer vardır. Tabii ki inen olacaktır. Onun için zaten biz mesela normalde bugünden biz bunun kitlemesini yapacaktık. Ama biz bunun kitlemesini yapmadık. Diyeceksiniz niye? Çünkü yukarıdan buharlaşma olduğu için aşağı su damlıyor. Biz de bunun önlemini yarın sabahtan gelip hem önlemini alacağız, buraları kurutacağız, mastiğimizi çekeceğiz ve o arada mastik kuruyana kadar buraya su inmeyecek. Amacımız o. Bu şekilde bırakmamızın amacı. Ki zaten yüksek bırakmamızın amacı da daha garantili olması bir şekildedir. O şekilde. Şu mesela gördüğünüz şu alanlar zaten sarılacaktır. Geriye kalan şeyimiz de parapetlerimiz de bu şekildedir. Peki İsa ustam, bu işi nasıl yapmak lazım? Neye dikkat etmek lazım? Şöyle bir özellikle kontrol edecek arkadaşların neye kontrol edeceğimizi izah eder misin? Kontrol edecek arkadaşların ilk önce kontrol etmesi gereken yerler mesela ben şöyle kabaca size söyleyeyim. O aşağı düşmez değil mi bu arada? Yok o aşağı düşmez abicim. O sıcak olduğu için önünü o tarafa verdim. Şimdi önemli olan şu köşelerdedir. Sıkıntı varsa. Zaten şunlar robot dikişidir. Bir de şöyle bir şey vardır. Şimdi bizim arkadaşlar mesela çalışan adam bir ay iki ay bir yerde çalıştığı zaman ayrıldığı zaman ben ustayım iması yapan insanlar oluyor. Ben 12 yıldır bu işteyim. Hala kendime ustayım diyemem. Çünkü yani her geçen gün başka bir şey öğrenmek zorunda kalıyorsun.
Yani senin bilmediğin, görmediğin şeyleri başka insanlardan görebiliyorsun. Adam mesela şunu yapıyor. Diyor ki kardeşim bu garantilidir diyor. Test vermeye çalışıyor ama testte sıkıntı çıkıyor. Test nedir mesela? Test nedir abicim? Test aletlerimiz şunlardır. Onlar da size söyleyeyim. Test malzemelerimiz bunlardır. Artı şeyden, devletten onaylı şeylerdir bunlar. Ha, TÜRKAK. TÜRKAK'tan. Aynen bunların hepsinin kontrolleri yapılmıştır. Şimdi testimizin amacı şudur abicim. Çift dikiş robotumuz var burada. Tivini dediğimiz. Bunda herhangi bir sıkıntı, problem var mıdır diye dikişlerini kontrol amaçlı testlerini veriyoruz. Bunlar çift dikiş robot dikimidir. Siz şu aradan işte hava Aynen vereceksiniz. öyleceğim Şu abicim. aradan hava vereceksiniz yani. Diğer uçtan da basıncını ölçeceksiniz. Aynen öyle. Kaçak İğneyi var mı buradan diye. takacağız. Diğer taraftan da basıncımızı ölçeceğiz. 2 bar hava basıyoruz. Ortalama 1 ile 5 dakika arasında bekleme süresi vardır. Bu şekilde. Zaten şöyle bir şey vardır. Bu esnada hava testinde mesela sıcak alanlarda, sıcak dediğim daha doğrusu, test verirken 2 bar bastığın zaman 1.7-1.8'e kadar düşüyor. Onun sebebi de şudur. Hava sıcak olduğu için dikişlerin arasında esneme yapıyor. Yani genişleme yapıyor. Ve o şeye kadar düşüyor. 1.8'e kadar düşüyor. Zaten herhangi bir açıklık, bir kaçak bir şey olduğu zaman bunun içinde hava durmaz. Hemen aynı dakikasında inle zaten düşürür havayı. Testlerimiz budur abi. Bizim burada yaşadığımız en büyük problem şu. Membran seviyesinin düşük kalmasından ziyade yani yaptığımız el kaynağı atmış. Ben Bizim burada yaşadığımız en büyük problem bu. şimdi şöyle yapayım abi. Sizin el kaynağınızın atmayacağının garantisini nasıl sağlayacağız? Şimdi garantisi şudur zaten abicim. Bizim amacımız yaptığımız zaman ilk önce dediğimiz şöyle bir şey var. Su testi. Evet. Çünkü sonuçta insanoğlu yapıyor bunu. Tamam. Yani bir açıklığın oluyor, bir hatan oluyor. Biz bunu mesela su testi yapmadan da teslim edebiliriz. Sadece hava testleriyle olacak bir şey olmuyor. Diyelim ki hava testini yaptın ama malzemenin şurasında bir yerinde açıklık var. Sen bunu göremezsin. Ama su testi verdiğin zaman hiç değilse sen de garanti almış olursun işini, ben de garanti almış olurum. Tamam, Bir şöyle sıkıntı problemimiz soruyu olmaz. değiştireyim. 5 yıl sonra arazi Tamam. konuştum. 5 yıl sonra buradan su kaçtı. Aşağı su indi. Tamamdır abicim. Seni çağırdım. Geldin. Ya da gelir misin? Şimdi şöyle bir şey Nasıl var oluyor bu abicim. iş? Bizim firmamızın 2 yıl, kendi şahsımızın 2 yıl garantisi vardır. Tamam. 2 yıl içerisinde diyelim ki bizden kaynaklanan bir sıkıntı yaşandı. Dediniz ki ustam sizden kaynaklanan bir sıkıntı var. Ben bunu yapmak mecburiyetindeyim. Diyelim bir sıkıntı, bir açıklık olmuş. Ben bunu giderim. Ha şöyle de bir şey var. Mesela su kaçırdı. Diyelim ki bizden kaynaklı değil. İşte buraya bir uygulama yapılması gerekiyor. Ya da bir şey monte edilmesi gerekiyor. Diyelim yırtıldı ya da açıldı. Siz bizi aradığınız zaman gelir. Zaten biz ona yardımcı oluyoruz. O şekilde hani yaptım ben bitti benden çıktı diye bir şey yok. O şekilde mutlaka yaptığın işin peşinde durman gerekiyor. Bu Peki şekilde. yani şöyle benim aklıma hep takılan mevzu şu. Malzeme dayanıklı malzeme. PVC malzeme. Bunun farkındayız. Bitumlu ve membran gibi değil bu. Yok. Bu çok bu dayanıklı bir malzeme. Aynen öyle. Aslında Bu malzemeden yani tek zafiyet noktası kaynak noktaları. Başka yer tabii ki. göremiyorum ben. Aynen öyle Peki kaynaktan. bu kaynak noktaları 2 yıldan sonra mesela 3. veya 4. yıl attı diyelim. Bunun için ücret alıyor musun geri tamir için? Şimdi kaynak zaten ömürlüktür abi. Yani kaynak hani 1 yıl 2 yıl sonra kaynak atacak diye bir şey yok. Diyelim malzeme bu 3 dolardır ya da 1 dolara da vardır. Adam ne yapıyor? Ben 1 dolarlığı yaparım diyor. Sen 1 dolarlığı yaparsan ucuz etin yahnisi ne kadar yenir? Onu da düşünmek gerekiyor. Bunu yapıcı bir firmaya uygulayan ustaya buna bahane bulamayız. Çünkü onluk yani benlik bir şey yoktur ortada. Şimdi mesela adama gelir dersin ki işte anlatırsın şöyle bu malzemenin bu kalitelisi vardır. Bu yani 3-4 çeşidi vardır dersin. Adam sana der ki kardeşim ben en az maliyetli olanı alacağım. Yani en ucuzu neyse onu alacağım. Bana onun uygulamasını yap der. Sen onun uygulamasını yaparsın. Yarın bir gün bir sıkıntı çıktığı zaman zaten kendisi sorumludur. Bir de şöyle bir şey vardır. En iyi malzeme gelir, usta gelir perişan eder. Yani ben ustayım der yapar, malzeme herder olur gider. Bir şey yapamaz. En kötü malzeme vardır, usta vardır, dört dörtlük yapar. En kötü malzemenin en güzel malzemeden daha iyi yapar. Bir ay, 2 ayda ben ustayım, ben usta oldum demekle bu işler Yani olmuyor. şunu diyorsun, yani kaynaktan falan bu atmaz. Düzgün yaptığın zaman Aynen öyle abi. kaynağı maynağı atmaz. Bunun diyorsun tek bozulma ihtimali delinmesi. Aynen öyle Başka abi. ihtimali Yani yok diyorsun. bir iş yaptığın zaman benimsersen o işi dört dörtlük yaparsın. Ama vur kaç yaptığın zaman zaten o işten ne sen de bir hayır görürsün ne de karşı taraf da hayır görür. Membranın delinmesi dışında şöyle bir şey gördüm abicim. Malzeme geldi. Biz uygulamayı yaptık. Adamlar malzeme affedersin kağıt gibi yırttı. Yani şimdi adam diyor ki bu usta şeyi hatası. Şimdi bunda usta hatası diye bir şey yoktur.
deminki anlattığım gibi. Yani ucuz malzeme. İçinde hurda malzeme varsa malzeme kağıt gibi yırtılıp gitti. Ana firma. Öyle söyleyelim yani. Aynen öyle. Öyle bir sıkıntı yaşadım o şeyden. Diğer türlü de dikişlerde şöyle dediğim gibi kaynakta bir sıkıntı var da görmedin. Yarın bir gün zaten bu çıkıyor. Mesela yağmur yağıyor, kar yağıyor. Beklediğin zaman bunlar çıkıyor. Bunları o şekilde çözebiliyorsun. Mesela deminki sorduğunuz soruya şöyle bir örnek verebilirim. Buradaki mesela hatamız ne? PVC yapıldığında diye. Şimdi buradaki hatamız şu abicim. Şimdi bu arkadaşlar, hayır burada kimseyi kötülemek ya da yanlış bir şey demek mümkün değil. İnsanoğludur, gözden kaçmıştır. Ama buralarda şu şekilde bu uygulama yapılmaz abim. Şöyle baktığımızda şöyle bir uygulama olmaz bunlarda. Çıtan üstteyse bunu kitlemen gerekiyor. Ama bunlar da açıktır. Evet. Yani buranın hatası budur. Buradaki hata. Görüyorsunuz şuralarda. Dikişe geldiğimizde. Dikişteki hata da şu. Mesela siz burada iki kat şey yaptırmışsınız. Ama dikişlerinizde dikiş yok. Yani kaynak yok. Kaynak yapılmış ama uygun mu değil? Uygun değil. Adam sadece ucuna vurmuş, bırakmış. Normalde burası 1,5 yıl su kaçırmadı. Acaba o önceki soğuklardan, donlardan mı bıraktı kendini? Şimdi öyle bir şey değil abicim. Şöyle söyleyeyim ben size. Siz bunun içine, üstüne, şuna seramik yaptığınız için zaten 1,5 yıl bunu seramik kurumuş. Seramikte, kışta don olayı, çözülme olayı olduğu için, açıldığı için haliyle zaten burayı da kurtarmadığı için şeyleri buradan mutlaka zaten su girmiş demektir. O şekilde. Çünkü buradaki en büyük zaafımız bu. Sonuçta siz bu kadar emek sarf etmişsiniz ki yani bir yemeğe yapmışsınız, yemek bitmiş, yemeğin içine en son su katıyorsun. Bu da ne oluyor? Olmuyor, tadını bozuyor. Yaptığın zaman kitlemesini, mesela biz burada kitlemelerini yapmışız. Bu şekilde. Biz bunun ilacını vurmazsak, desek ki buradan bu korur, yaptık zaman ne olur? Emeğimiz boşa gitmiş olur. Ama sonuçta biz buradan bunun önlemini aldıktan sonra bir sıkıntımız, problemimiz yoktur. Sırayla gidelim mi? Şimdi önce zemini temizliyorum. Aynen öyle. Temizledikten sonra şurada görünen jeotekstil keçeyi seriyorum. Bunun da tabii gramaj ağırlıkları falan var ama onu seriyorum diyelim. Bunun üzerine eğime göre, yani betonun eğimine göre, betonun eğimi şu şekilde olduğu için şuradaki malzeme bunun üstüne basıyor. Buradaki malzeme de bunun üstüne basacak şekilde. Yani su geldiği zaman arasına mümkün olduğunca girmeyecek veya güneş açtığında donsa bile aradan eriyip girecek şekilde bunları yerleştiriyorsunuz. Robotla bunları otomatik olarak kaynatıyorsunuz çift dikiş şeklinde. Zaten görünüyor. Buradan şu an görünüyor. Şuralar şeydir zaten. Benim evet. Çift dikiş şeklinde. Bunlar yaptıktan sonra köşe noktaları, önemli noktaları siz kendi ustalığınızı, ilminizi kullanarak tabii ki oraları tamamlıyorsunuz ve güzelce kaynatıyorsunuz. Aynen. Üzerine de baskı çıtasıyla zımbalıyorsunuz etrafını güzelce. Aynen şurada olduğu gibi. Şu şekilde olduğu gibi zımbalıyorsunuz. Daha sonra da üzerindeki membranı kesiyorsunuz, fazlalık tabii membranı. Ki, fazlalıklarını ondan kesiyoruz. Sonra bunun üzerine mastiği sıkıyorsunuz. Hı. Ama poliüretan esaslı mastiği sıkıyorsunuz. Aynen öyle. UV dayanıklı diyelim ona da. UV dayanıklı tabii poliüretan ki mastik. Yani. Evet, çünkü buradaki bütün malzememiz bizim UV dayanıklı. UV dayanımsız sarı malzeme karşıda göründüğü gibi kullanılmış. Ondan sonra testlerinizi yapıyorsunuz. Su testi, aynen hava testi. Ve bunun üzerine bir kat daha biz keçe sereceğiz. Ondan sonra üzerine malzeme kalkmasın diye. Tek amacımız o. Yarın bir gün işte sağda solda potlaşmasın, şu olmasın, bu olmasın diye üzerine koruma malzeme amaçlı kalkmasın diye yani. Evet, buraya dere mıcırı dökeceğiz. Çünkü kırma taş bunu delebilir. Aynen. Dere mıcırının deldiğini sanırım daha hiç görmedik. Yok. Ben de hiç şahit olmadım evet, buna. Çünkü buranın da altında zaten ısı izolasyonumuzda olduğundan dolayı bir sıkıntımız yok. Yalnızca İsa ustamdan buraya özel bir ricamız var. Membranın, hani dün seninle şuraya kırdık ya, evet, suyu gördük orada, membranın üzerinde su kalmış. O, yani oradan bir hat vermek istiyoruz süzgece. Hatta bu aklı da bana yine İsa ustam verdi. Evet. Bir hat verelim oradan da iki membran arasındaki su kalıp da iğrenç bir koku yapmasın. Yani tabii ki ileride bir koku yapacağı için. Süzgeçten en azından bir çıkış noktası verelim. Hiç değilse oradan çıksın gitsin. Bizim buradaki amacımız bunun altında kalacak olan suyu giderden tahliye göndermek. Etmek. Tabii tahliye etmek. Tabii. Çünkü burada o suyu çekme bir şansımız yok. Ya da aşağıya emsin, sorsun diye bir bekleme şansımız da yok. Sonuçta burası bir yaşam alanı. Yaşam alanı olduğu için aktığı zaman hoş bir görüntü olmayacak demektir. Ya biz de bunun çözümünü ancak beton ve fayans yapıldığı için bu şekilde çözebiliyoruz. Evet. Önemli olan giderleri yaptıktan sonra
giderin içine yeniden boruları verip kendimizi sağlam almak. Onun hazırını kullanmıyorsunuz galiba. Yok, siz onu kendiniz ben kendim yapacaksınız. Yapıyorum abicim. Tabii ki. Çünkü hazırla benim yaptığım aynı. Şimdiye kadar da hiçbir sıkıntı, problem yaşamadım. Arkadaşlar, İsa ustamız olsun, onun biraderi işte Bilal usta olsun. Burada tabii ki kendileri çalışıp tabii ki kendileri kazanacaklar. Selim Bey'in aracılığıyla buraya geldiler. Selim Bey de kazanacak, sıkıntı yok. Ama burada İsa ustamız özellikle şunu söylüyor. İç köşeler olsun. Onun detayı da önemli. Çünkü bu malzeme de hazır geliyor. Aynı şey gibi, mesela süzgeç gibi veyahut da süzgeçler olsun. Bunların tamamını diyor İsa ustamız. Biz kendimiz üretiyoruz. Kendimiz ustalığımızı kullanarak yapıyoruz. Sizlere de ekstra maliyet çıkartın istemiyoruz. O yüzden böyle bir yol gidiyoruz diyor. İsa ustamız sağ olsun, eksik olmasın. Burada tabii biz de düşünmesi çok önemli bir konu. Ustam, şimdilik burada sonlandıralım istersen. Devamını testler noktasında da yine çekeceğiz inşallah. Olur mu? Abi eyvallah. Çok sağ ol.